Değerli izleyicilerimiz, Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Avrupa'yı kasıp kavuran bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayım. İsveç ve Danimarka, Moderna adlı aşının 30 yaş altındaki erkeklere vurulmaması kararını aldı ve yasakladı. Bu açıklamanın hemen ardından değerli izleyicilerimiz, Finlandiya ve İzlanda'da da aynı karar alındı. Bu dört ülkede bu Moderna adlı aşının 30 yaş altı erkeklerde kalp kası iltihabına neden olduğu ve pek çok vakanın oluştuğu, sayıların arttığı ifade edildi. Önce bu akıllara durgunluk veren gelişmenin detaylarını sizinle paylaşacağım. Ardından da diğer Avrupa ülkelerindeki son durumu sizlere aktaracağım. Değerli izleyicilerimiz, maalesef moral bozan bir haber. İsveç almış olduğu bir kararla 30 yaş altı Moderna COVID-19 aşısının kullanımını kalpte oluşan yan etkileri sebebiyle durdurduğunu önce açıklamıştı. Ardından Danimarka açıkladı. Şimdi de Finlandiya benzer bir karar aldığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklamaya göre Moderna COVID-19 aşısının genç erkeklerde kullanımı kalpte oluşan yan etkileri sebebiyle durduruldu. Finlandiya Sağlık Enstitüsü Müdürü yapmış olduğu açıklamada 1991 ve sonrasında doğan erkeklere artık bu aşının yapılmayacağını söyledi ve devam etti. Finlandiya, Norveç, İsveç ve Danimarka'yı kapsayan bir araştırma Moderna COVID-19 aşısının 30 yaş altı erkeklerde miyokardit yani kalp kası iltihabı oluşma riskini arttırdığı gözlemlenmiştir denildi. Enstitü bunlara ek olarak yapılan araştırmanın önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını ve verilerin Avrupa İlaç Ajansı olan EMA ile paylaşılacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütlerinden yetkililer ise mRNA teknolojisine sahip aşıların yararlarının risklerinden daha fazla olduğunu ifade etti. Ve ülkelerin kararlarına katılmadıklarını belirttiler. Bir Moderna sözcüsü ise ülkelerin kararları hakkında bunlar hafif vakalardır. Bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra iyileşme eğilimlerindedirler. COVID-19'a yakalananlarda miyokardit oluşma ihtimali daha fazladır. Aşı olmak ise bundan korunmanın en iyi yoludur, dedi. İtalya Sağlık Bakanı da bu konu hakkında konuşanlar arasında. Bakalım İtalya Sağlık Bakanı neler söyledi. Bakan Roberto Speranza gazetecilere verdiği demeçte Moderna aşısını askıya almaya planlamadıklarını belirtti ve Avrupa ülkelerinin daha koordineli çalışması gerektiğini söyledi. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyla ilgili biz katılmıyoruz sesleri yükselirken bu dört ülkede acil bir şekilde bu sıvının kullanımı yasaklanmış durumda. Önümüzdeki günlerde diğer ülkelerde de benzer kararlar alınabilir. Ama benim takılmış olduğum nokta şu. Bir sıradan insan olarak, bir vatandaş olarak, yani gazetecilik falan, bunların hepsinin hiçbir önemi yok. İnsanız sonuçta hepimiz. Diyor ki bu Moderna yetkilisi, bunlar hafif vakalar. Bireyler standart tedavi ve istirahatten sonra iyileşme eğilimindedirler. COVID-19'a yakalananlarda miyokardit oluşma ihtimali daha fazladır. Aşı olmak ise bundan korunmanın en iyi yoludur. Tamam, aşı korunma, onu konuşmuyoruz biz. Suçu koronavirüse yakalananlara atıyor. Diyor ki bizim bu sıvımızla ilgili sıkıntı yok diyor. Basit vakalar diyor. 4 tane koca koca devlet çıkıyor, karar alıyor. Diyor ki biz 30 yaş altı erkeklerde
miyokardit yani kalp kası iltihabı vakalarının arttığını görüyoruz. Bu nedenle bu sıvıların vurulmasını yasaklıyoruz diyor. Arkadaşlar bu basit bir olay mı? İnsan sağlığı gibi kutsal, insan sağlığı gibi önemli bir konuda bu firmanın yapmış olduğu açıklama size göre normal mi? Bana göre değil. Parayı aldılar, sözleşmeleri yaptılar, milyarlarca dolar parayı kazandılar, hala kazanmaya devam ediyorlar ve çıkıp basit bir olaydır diyor münferit olaylar. Zaten biz de şunu söylemiyoruz. Aşı olan herkes bu sıkıntıyı yaşar ya da yaşıyor diye bilim insanları da söylemiyor bunu. Ama bu tavır görüyoruz ki değerli izleyicilerimiz maalesef hoş bir tavır değil. İnsanoğlu şu içinde bulunduğumuz dönemde maalesef bu insanların iki dudağı arasındaki sözlerle avutuluyor. Bana göre öyle. Bu açıklamadan ben bunu anlıyorum. Çıkıp şunu söylese dese ki biz konuyu araştırıyoruz. Bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğer bizim bu üretmiş olduğumuz sıvıda böyle bir şey varsa yan etkileri olarak da yazacağız prospektüsüne. Ülkeleri uyaracağız. İster alırsınız ister almazsınız dersin. Ama bunlar tam tersi yine geçiştiriyorlar. Dört tane koca koca ülke karar alıyor. Bu dört ülkeye belki dört tane daha eklenecek. Ve bu ülkeler teknolojik olarak, ekonomik olarak en üst düzeyde olan, Avrupa'nın en üst düzeyinde olan ülkeleri. İsveç, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, bu İskandinav ülkeleri böyle bir karar alıyor. Ama bu parayı alıp cebine koyan şirket yok böyle bir şey diyor. İnsanoğlu kimlerin elinde, kaderi kimlere terk edilmiş vaziyette? Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bu aşıyla ilgili olarak olun olmayın gibi şeyler asla söylemem. Doktorlarınıza danışın. Doktorunuz ne diyorsa onu yapın. Ben başka bir şey konuşuyorum. Ben insanoğlunun karşı karşıya kaldığı bu can sıkıcı durumun İnsanlar üzerinde, bizler üzerinde psikolojik, sosyolojik, ekonomik boyutunu konuşuyorum. İsteyen olur, isteyen olmaz. Zaten ne diyorlar? Zorunlu değil diyorlar. İster olursun, ister olmazsın. Ben başka bir şey söylüyorum. Bu yapılan açıklamalar insanları iki arada bir derede bırakıyor. Amerika Birleşik Devletleri başka bir şey söylüyor, öbürü başka bir şey söylüyor, bu başka bir şey söylüyor. Ben de soruyorum vatandaş adına bir gazeteci olarak. Vatandaş kime inanacak, ne yapacak kardeşim? Ne yapacak? Bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce böyle bir yan etkisinin olduğu açıklandı mı? Miyokardit denilen kalp kası iltihabına neden olduğu açıklandı mı? Şimdi bu sıvıyı üretenler diyor ki, bakın açıklamalarında var. Diyor ki COVID-19 yapıyor diyor. Bizim sıvımızla bir alakası yok diyor. Hadi ispatla bunun sıvıdan dolayı olduğunu. İspatlayamazsın. Onlar da diyecekler ki COVID-19 zaten yapıyor. Hadi çık işin içerisinden çıkabilirsen. İspatlayamazsın. Peki bu insanlar bu hastalığa yakalandılar. Ve o kadar pişkinler ki istirahatle, basit tedavilerle sorun çözülür diyor. Tabii nasıl olsa sorun kendi sağlıkları değil. Sorun başkasının sağlığı. Bunlar parayı aldılar, ceplerine koydular. Sözleşmeleri imzaladılar ve imzalamaya devam ediyorlar. Milyarlarca doz. Şu anda en ucuzu 15-16 euro Avrupa'ya. Devletlere böyle paralara satıyorlar. Pfizer 19 euroya Moderna. 19 euroya satıyor devletlere. Şimdi bu olay bize gösteriyor ki önümüzdeki dönemlerde, aylarda da bu ve benzeri haberleri sizinle maalesef üzülerek paylaşacağız. Çünkü bu ve benzeri olaylar görüyoruz ki çok sayıda oluşmaya, artmaya başladı. Ama benim dikkatimi çeken çok pişkinler. Hiçbir şey olmamış gibi hareket ediyorlar. İnsanlık gerçekten çok ama çok aciz durumda. Bunların eline terk edilmiş, kaderine terk edilmiş vaziyette. Yazık, günah.
Bu kadar insan ne olacağını bilmeden bekliyor. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Yani bu yapılan açıklamalar sizi huzursuz ediyor mu? Bundan sonra bu yapılan açıklamalara inanacak mısınız? Güvenecek misiniz? Ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Benim kafam karmakarışık. Herkes her kafadan bir şey söylüyor. Şimdi açıklama yapanlara bakıyoruz, bilim insanları değil mi? O da bilim insanı, bu da bilim insanı. Kime inanacağız? Hadi siyasetçilere inanmıyoruz diyelim. Kime inanacağız? Neye inanacağız? Bu sıvıyı üretenler, bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce demiyorlar mıydı? %90, %95 oranında koruyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Siz neden o zaman bu yan etkilerini söylemediniz? Hepsi acil bir şekilde acil kullanım onayı verdi. Al işte sonuç. Şimdi dalga geçiyorlar. Basit diyorlar, olabilir böyle şeyler diyorlar. Dalga geçiyorlar. Bu insanlıkla dalga geçmektir arkadaşlar. Ben böyle algılıyorum. Yapılan açıklama ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nde lüzumsuz bir karar diyorlar. Niye? Moderna nerenin? Amerika Birleşik Devletleri'nin aşısı çünkü. Hep bir siyaset, hep bir işin içerisinde, perde arkasında başka oyunlar var arkadaşlar. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Lütfen bu konuyla ilgili olarak görüşlerinizi videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer yayınımızı beğendiyseniz mutlak surette like atmanızı, beğenmenizi de hazreten sizlerden bekliyorum. Dünyanın dört bir yanından bizi izleyen ve kanalımızın daha da fazla insana ulaşması için destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de abone olmadıysanız mutlak surette abone olmanızı bekliyorum. Beni tanıyanlar bilir. Ben pek bu abone işlerinden işte like falan anlamam ama kural bu arkadaşlar. Bizim daha çok insana ulaşmamız için videoları beğenmenizi rica ediyoruz ve abone olmanızı rica ediyoruz. Bu kadar, bedava başka bir şey istemiyoruz. Eğer yok, ben abone olursam şu parmağımı like tuşuna basarsam aşınır diyorsan parmağın, yapma. Abone olursam parmağım yine aşınır diyorsan yine abone olma. İstemem. Gerek yurt içinden gerekse dünyanın dört bir yanından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.